Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam. Ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin. Rabbi euzu bike min hemezatiş şeyatin ve euzu bike rabbi en yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Çok sevgili ve muhterem izleyenler. Derslerimiz Esbab-ı Nüzul'le beraber devam ediyor. İnşaallahu Teala şimdi de İsra suresine gelmiş bulunmaktayız. Onunla dersimiz devam ediyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh hazretleri anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir gün bütün insanları önderleriyle beraber çağırırız buyuruyor Cenab-ı Hak İsra suresini 71. ayeti kerimesindeki. Bu mealdeki ayetle ilgili olarak şunu söyledi sevgili Peygamberimiz. Onlardan biri çağrılır. Amellerinin yazıldığı kitap sağ eline verilir. Vücudu 60 zira genişletilir. Yüzü beyazlaştırılır. Başına pırıl pırıl yanan inciden bir taç geçirilir. Bu haliyle arkadaşlarının yanına döner. Arkadaşları onu uzaktan görünce, "Ey Rabbimiz, bunu bize de ver ve onu hakkımızda mübarek kıl," derler. O yanlarına gelir ve onlara, "Müjde sizlere, her birinize bunun bir misli var," der. Tabi bu müjde mümin ve Müslümanlaradır. Kafire gelince onun suratı kararır. Onun da vücudu 60 zira genişletilir. Ona da bir taç giydirilir. Arkadaşları onu görünce, "Bunun şerrinden Allah'a sığınırız. Ey Rabbimiz, onu bize verme," derler. Bu da arkadaşlarının yanına gelir. Onlar, "Ey Rabbimiz, onu zelil et," derler. O da, "Allah sizi rahmetinden uzak tuttu. Sizden herkese bunun bir misli verilmiştir," der. Kıyamet günü her ümmetin imamları ile birlikte hesaba çekileceğini haber veriyor bu ayeti kerime. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Resulleri geldiği zaman aralarında adaletle hükmedilir. Bu da Yunus suresi ayet 47'de buyurulmuştur. İslam alimleri imamdan maksat peygamberdir dediği gibi amellerin yazıldığı kitaptır da demiştir. Biz her şeyi apaçık bir kitapta imamı mübinde saymışızdır. Bu da Yasin-i Şerif ayet 12'de. Bunların hepsi içine dahildir. Kitap meydana konmuştur. Görürsün ki günahkarlar onun içinde yazılı olanlardan müthiş korkudadırlar. Bu da Kehf suresi ayeti kerime 49. İmamla kitabın kastedilmesi, Resulün de kastedilmesine mani değildir. Her ümmetin hesabını
peygamberinin huzurunda ve şehadeti altında vereceği de ifade edilmiştir. Evet sevgili efendiler, bunu iyi anlayın. Kimin peşine düştüğüne iyi bak. Hangi hocayı dinlediğine de iyi bak. Yüce İslam'ı doğru anlayıp doğru anlatanları takip eyle. Onlarla Yüce İslam'ı doğru öğren. Dünyanın her yerinde. Aklını başına al. Sen peygamberin gerçek ümmeti olman için bu dini doğru adresten öğrenmen gerek. Ve imamını, hocanı, müftünü, fetvacını ehli sünnete göre bu dini İslam'ı doğru bileni bulmak zorundasın. Bu dini doğru anlatanı bulmak zorundasın. Satılık din adamlarından hayır gelmez. Satılmışlar var. Bunlara dikkat edin. Ve Peygamber Efendimiz'e tabi olmanın yolu, Kur'an-ı Kerim'i, sahih sünneti, hadisi şerifleri, icmayı kıyası, lehte aleyhte fıkıh ilmini doğru bilen gerçek müştehitlerin yolundan ayrılma. Peygamber'e doğru adresten tabi olacaksın. Evet, biz hatırlatıyoruz. İbni Ömer radıyallahu an hazretleri Verdah-ı Mecmuayn, güneşin kayması Dülükuş Şems anından gecenin kararmasına kadar güzelce namaz kıl. Bu da İsra suresi ayet 78. Ayeti kerimesinde geçen Dülükuş Şems'ten maksat güneşin meyli derdi. Bunu da Muvatta rivayet etmiştir. İbni Abbas Hazretleri radıyallahu anh'dan geldiğine göre bu haberin yine İbni Abbas Dülükuş Şems tabirini İza fa'el fe'u diye açıklardı. Bu da gölgenin batı cihetinden çekilip doğuya meyletmesidir. Bu da tam zeval dediğimiz öğle vaktini ifade eder. Güneş gökte tam tepededir ve artık batı cihetine meyletmektedir. Evet kıymetliler, ayetin devamında gelen gasakul leyl tabirini de gece ile gece karanlığının birleşmesi diye açıklardı. Yine bunu da Muvatta rivayet etmektedir. Yani Dülükuş Şems güneşin batması demektir. Efendim Hazreti Ali, İbni Mes'ud, İbni Abbas gibi bazı sahabeler radıyallahu anhüm verdahım ecmain nem bu tevil rivayet edilmiştir. Diğeri de Dülükuş Şems güneşin öğle vakti tepe noktasından batı cihetine kaymasıdır. Sahabe ve tabiinin çoğunluğu bu manayı tercih etmiştir. Yukarıda kaydettiğimiz rivayetlerde mezkür tabiri bu manada yorumlamaktadır. Tefsirlerde bu manaya tevcihi gerekli kılan deliller uzun uzun kaydedilir. Teferruatı burada tabii ki geçmiyoruz çünkü fıkıh bölümlerinde, tefsir bölümlerinde
Bunlar zaten anlatıldı. Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretlerinin rivayetine göre sabah namazı şahitlidir. İsra suresi ayet 78. Resulullah aleyhissalatü vesselam şu açıklamayı yapmıştır. Onda gece melekleri de, gündüz melekleri de hazır bulunurlar. Bunu da Tirmizi rivayet etmiştir. Tirmizi hadisi şerifin sahih olduğunu da söylemiştir. Sabah namazı sırasında imamın arkasında hem gece hem de gündüz melekleri hazır olur. Bir nevi devir teslimi yapıldıktan sonra gece melekleri çekilir, gündüz melekleri görev başında kalır. Her iki gruba dahil melekler beraberce hazır bulundukları için bu namaza, yani sabah namazına meşhud, yani şahitli namaz denmiştir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretleri anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselama ümit edebilirsin, Rabbin seni bir makam-ı mahmuda gönderecektir. Bu da İsra 79. ayetinde zikredilen makam-ı mahmuttan sual edildi. Resulullah aleyhissalatü vesselam bu şefaattir diye cevap verdi. Şefaat makamı en yüksek makamdır. Şefaat-ı uzma Hazreti Muhammed'in makamıdır. Resulullah aleyhissalatü vesselama verileceği vaat edilen makamı mahmud burada görüldüğü üzere şefaat olarak izah edilmiştir. Ümmetime şefaatte bulunduğum yerdir diye açıklamada mevcuttur. Evet efendiler, mahşerde kulaklarına kadar yükselen ter dehşeti içerisinde insanlar bütün peygamberlerden şefaat isteyecek. Kendi canının derdinde olan her peygamber bu talebi ne yapacaklar? Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ümmetini düşünecek ve onlardan şefaate muhtaç ve bu şefaate liyakati olanlara şefaat edecektir. İlk şefaati yapan Hazreti Muhammed'dir. Şefaat-ı uzmayı da yine yapan Hazreti Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Evet efendiler, İbni Ömer radıyallahu anh hazretleri anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, insanlar kıyamet günü cemaatler halinde olacaklar. Her ümmet kendi peygamberini takip edip, ey falan bize şefaat et, ey falan bize şefaat et diyecekler. Sonunda şefaat etme işi bana kalacak. İşte makamı Mahmud budur. Buhari Şerif bunu rivayet etmiştir. Sevgili dostlarımız İbni Abbas radıyallahu anh hazretleri anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam hicretle emredildiği zaman kendisine şu ayet inzal edildi. De ki, Rabbim beni dahil edeceğin yere, Medine'ye hoşnutluk ve esenlikle dahil et. Çıkaracağın yerden de, yani Mekke'den
hoşnutluk ve esenlikle çıkar. Katından beni destekleyecek bir kuvvet ver. Bu da İsra suresi 80. ayeti kerime. Bunu da Tirmizi rivayet etmektedir. Hasan-ı Basri Hazretleri bu ayet için şu açıklamada bulunmuştur. Kureyş küffarı hicretten önce Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamı öldürmek veya sürmek veya bağlamak hususunda istişare ettikleri zaman Cenab-ı Hak şöyle emreder. Ey Habibim de ki, Rabbim beni dahil edeceğin yere Medine'ye hoşnutluk ve esenlikle dahil et. Çıkaracağın yerden de yani şu Mekke'den hoşnutluk ve esenlikle çıkar. Katından beni destekleyecek bir kuvvet ver. İsra suresi 80. ayeti kerime. Evet efendiler, girilecek yeri ölüm, çıkılacak yeri de dünya hayatı diye tevil eden İbni Abbas örneğinde olduğu gibi farklı yorumlar yapanlar olmuştur. O manaların hepsi esastır. Ama Peygamberimizin Mekke müşriklerinin içinden Peygamberi öldürmek isteyen putperestlerin içerisinden esenlikle çıkması, Medine'ye esenlikle girmesi işin aslını temsil ediyor. Aslını teşkil ediyor. Diğerleri de bu mananın kapsamında bulunmaktadır. Yine İbn-i Mes'ud Hazretleri anlatıyor radıyallahu anhü ve erdaha mecmain. Resulullah aleyhissalatü vesselam Yahudilerden bir gruba uğradı. Bunlar Yahudiler ruh nedir dediler, sordular. Resulullah aleyhissalatü vesselam sessiz durdu. Ben anladım ki kendisine vahiy inmektedir. Sonra okudu. Sana ruhtan sorarlar. Ayet geldi. De ki ruh Allah'ın emrinden ibarettir. Size onun hakkında az bir ilim verilmiştir. Bu da İsra suresi ayeti kerime 85. Evet kıymetliler, bunu da Buhari Şerif, Müslim-i Şerif, Tirmizi rivayet etmişlerdir. Hava, ateş, su, toprak, hiç benzemeyen mevcut bir şey olduğunu ifade etmektedir. Onu var eden şey de Allah-u Teala'nın ol emridir. Yani neyi dilerse Cenab-ı Hak ona ol demektedir. Ruh da böyledir. Ona ol emriyle emretmiş, o da oluvermiştir. Ruh Allah'ın emir ve yaratmasıyla sonradan var edilmiş bir mevcuttur. Bedenle hayatın tezahür edip görünmesinde ruhun tesiri vardır. Razi şunu da açıklar ki, ruh Rabbimin emrindendir. Kavli şerifindeki emirden maksat fiildir. Tıpkı şu ayette olduğu gibi, Firavun'un emri hiç de dürüst değildi. Yani ameli ve işi demektir. Bu açıklamalardan sonra vahiy ile verilmiş olan cevabı şöyle anlayabiliriz. Ruh Rabbimin bir işidir. Sual, ruh kadim midir, hadis midir şeklinde olursa cevap, o hadistir. Yani yaratılmıştır, sonradan yaratılmıştır. Ruh Cenab-ı Hakk'ın ol emrine dayandırılmış, araya başka vasite ve esbab
bırakılmamıştır. Onun için o emir alemindendir ve Allah'ın bir fiilidir. Evet sevgili dostlarımız, İbn-i Abbas Hazretleri anlatıyor. Ondan gelen ve Tirmizi'nin de rivayet ettiği şöyledir. Yahudiler, bize çok ilim verildi, bize Tevrat verildi. Kime Tevrat verilmişse ona çok ilim verilmiş demektir dediler. Bunun üzerine şu ayet inzal edildi. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadarını da katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden denizler tükenirdi. Evet, bunu da Tirmizi başta söylendiği gibi rivayet etmektedir. Yani Cenab-ı Hakk'ın ilminin nihayeti yok ki. Tevrat'ı da, İncil'i de, Zebur'u da, suhufları da, hepsini içinde toplayan yüce Kur'an geldi. Bir de onların hiçbirinde olmayan nice nice ayetler geldi istikbale doğru. Onun için Cenab-ı Hakk'ın ilminin yanında bütün ilimleri toplasanız, işte serçe kuşunun denizde aldığı kadar veya iğneyi suya batırıp çektiğiniz zaman iğnenin sudan aldığı kadar, Allah'ın ilminin yanında öbürleri bu şekil temsil edilmiştir. Allah'ın ilmi namütenahi, sonsuzdur. Bütün alemleri de kuşatmıştır. Safvan İbni Assal radıyallahu anh hazretleri anlatıyor ki, iki Yahudi konuşuyorlardı. Biri arkadaşına, gel seninle şu peygamber aleyhissalatu vesselam'a gidelim ve bir şeyler soralım dedi. Arkadaşı, ona peygamber deme diye müdahale edip ekledi. Şayet o kendisinden peygamber diye bahsettiğini duyacak olursa sevincinden gözleri dört olur dedi Yahudi aklı. Beraberce gidip Resulullah aleyhissalatu vesselama imtihan niyetiyle 9 açık ayetten soru sordular. Resulullah aleyhissalatu vesselam onlara, Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmayın, hırsızlık yapmayın, zina fazihasını işlemeyin, Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın, masum kişiyi öldürtmek için sultana gammazlamayın, sihir yapmayın, faiz yemeyin, günahsız kadına zina iftirası atmayın, savaş sırasında cepheyi bırakıp kaçmayın. Ey Yahudiler! Bilhassa sizin için söylüyorum, cumartesi günü yasağını ihlal etmeyin dedi. Safvan der ki, bu cevap üzerine Yahudiler, Resulullah aleyhissalatu vesselamın el ve ayaklarını öptüler ve şehadet ederiz ki sen peygambersin dediler. Safvan diyor ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam onlara, öyleyse niye bana uymuyorsunuz diye sordu. Yani niye Müslüman olmuyorsunuz diye sordu. Onlar, Davud aleyhisselam neslinden peygamber kesilmesin diye dua etti. Biz sana uyduğumuz takdirde Yahudilerin bizi öldürmesinden korkuyoruz cevabını verdiler. Bunu da Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace rivayet etmektedir. İşte
gerçeği görüp iman edemeyen nasipsiz insanlardan bir grup da bu Yahudilerin bu cinsidir. Gelip Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama andolsun ki Musa'ya 9 tane apaçık mucize verdik. İsra suresi 101. ayeti kerimesinden sordular. Marifet elde ettikleri her şeyde bir ayet vardır. Mucize bir ayettir. Allah'ın ahkamından bir hükme delalet eden her bir cümlede bir ayet vardır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in lafzı bir fasıla ile ayrılmış olan her bir kelamına da ayet denmektedir. Hazreti Musa'nın mazhar olduğu 9 mucize şunlardır. Hazreti Musa'nın asası, değneği, eli, tufan, çekirgeler, bitler, kurbağalar, kan, kıtlık yılları, meyvelerde noksanlık. Evet kıymetliler, Hazreti Musa'nın asası, elinin bağrına koyup çıkardığı zaman beyaz olması ve tufan ortaya çıkması, çekirgelerin ortaya çıkması, bitlerin, kurbağaların ortaya çıkması, kan, kıtlık yılları, meyvelerde noksanlıkların olması. Bu Firavun'a karşı Cenab-ı Hak bu mucizelerle Musa'yı Yüce Allah destekledi. Bilakis Cenab-ı Hak bütün peygamberlere emrederek ahir zamanda gelecek peygamberlerden ümmetlerine bahsetmeleri, zuhur ettiği zaman ona tabi olmalarını tembih etmeleri için misak almıştır. Yani bütün peygamberlerden Cenab-ı Hak söz aldı. Muhammed'i kendi milletinize anlatınız. Ve Muhammed'in zamanında kim dünyada bulunursa ona iman etsin, peygamberliğini kabul etsin, ona yardımcı olsun diye. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı haber verdiği belirtilen işaretlerden bahsedeceğiz. Aşağıya alacağımız pasaj, efendim şöyle bir baktığımız zaman, Şubat 1980 bazı kitaplardan kaynak gösterilerek derlenmiştir. Yazık kadim kitaplarda Hazreti Muhammed'in geleceğine dair işaretler adını taşımaktadır ve uzundur. Biz sadece Şark'ın öteki kitaplarında Hazreti Muhammed kısmını alıyoruz. Hazreti Adem ve İdris'in haberi. 100.000 Adem gelip geçmiştir. Biz bunların en sonuncusunun oğullarıyız demektedir. Peygamberimiz haber veriyor. Bir başka hadis-i şerifte ise Hazreti Adem'den beri 124.000 peygamber geçmiştir. Bütün bu peygamberler aynı hakikatleri, yani Allah'ın tebliğini, öldükten sonra tekrar dirilmeyi insanlara tebliğ edip öğretmişlerdir. İşte Hazreti Adem'in ve keza onun oğlu Şit peygamberin sahip oldukları kitapların içindekileri bilmemekteyiz. Bize kadar gelen en eski bilgi öyle anlaşılıyor ki İdris hakkındadır. Kaynaklar
bu peygamberin yazıyı icat ettiğini söylemektedirler. Efendim Zerdüştlerin kutsal kitaplarında Hazreti Peygamber. Bakın Zerdüştlerin kitaplarında dahi Hazreti Muhammed haber verildiğini görüyoruz. Herkese alemlere rahmet adında biriyle keza astvat, erat manası halkı ayağa kaldıranın geleceğini önceden haber vermiştir. Budizm'de alemlere rahmet, rahmeten lil alemin gelip bu iş düzelecektir. Bakınız Buda'nın mukaddes kitabında da bu yazılmaktadır. Alkışlanacak olan, bu da Brahmanizm'de de alkışlanacak olan, övülmeye layık kişi, onun bineceği araba çok süratli koşan develer tarafından cennete varana kadar koşturulacaktır gibi Hazreti Muhammed'e ait işaretler Brahmanizm'de de görülmüştür. Cenkçi efendim muharip şeklinde Kumlu Adada arif ve namlı bir aileden dünyaya gelecek. Babasının adı Visnuyasha, yani Allah'ın kölesi, yani Abdullah demek, Allah'ın kulu. Anasınınki ise Somti Emin olunan kimse, yani Emine olacaktır. Vesaire, bakın Brahmanizm de Allah'ın yeryüzüne insan şeklinde ineceğine inanılır. Tabii ki Brahmanizm'in içinde doğruların olduğu gibi yanlışlarla da doludur. İşte en doğrusu Hazreti Muhammed'in haber verilmesidir. Bu habere kendileri inansaydı bugün dünyada başka din olmayacaktı. Sapık inançlar, uydurmasyon dinler uydu olmayacaktı. Bütün dünyanın Müslüman olması gerekiyor. Ama ne yazık ki bu işaretleri göre göre dünya yanlışta ısrar edip sapıklıkta devam ediyor. Sonra vatanını terk edip kuzeydeki bir yere iltica edecektir. Göve değecek bir arabası olacaktır. Bu zat deve sahibi bir hakim, hikmetli kişi olacak. Yapacağı iki büyük savaşın birincisinde 300, ikincisinde 10 bin askeri bulunacaktır. Bakın bunların tamamı doğru haberler. Mekke'den Medine'ye hicret edeceğini, sonra Bedir Savaşı'nı, Mekke'nin fethini bakın haber veriyor bu haberlerde. Onun içindir ki ona Ruhul Hak deniliyor. Salat ve selam ona, tazim ve tekrim ashabına. İşte görüyorsunuz Ruhul Hak da Hazreti Muhammed'in sıfatlarındandır. Evet, Cenab-ı Hak bütün dünyada bütün milletlere Hazreti Muhammed'in geleceğini bildirmiş. Bütün peygamberler yoluyla, bütün peygamberler kendi milletlerine bu durumu açıklamışlardır. Evet sevgili dostlarımız, gerçekler ortada. Cenab-ı Hak bütün dünyaya Müslüman olmayı ve İslam'da bir ve bütün olmayı, İslam hakimiyeti altında yaşamayı, iki cihanda mutlu olmayı Cenab-ı Hak'tan biz niyaz ediyoruz.
Eğer insanlar da kendi hidayetlerini istiyorlarsa Allahu Teala'ya yalvarsınlar, Müslüman olsunlar. Bizim diyeceğimiz budur. İki cihanda Hazreti Muhammed'e tabi olup mutlu olan kullarından eylesin.